mavi tarafta ve Meliodas oynuyor. Yaptıkları değişikliği sürdürüyorlar burada. SKT'de ise SKT... kırmızı taraf ve ilk yasaklama Jayce. Zeros'a bir saygı yasaklaması. Büyük bir ihtimalle Irelia'da yasaklayacaklar. Yani olabildiğince rakiplerinin oldukça iyi oynadığı can sıkıcı şampiyonları yasaklamak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden ben bir Irelia yasaklaması bekliyorum SKT'den. Buffalo da bugünkü Kalista performansından biraz çekinmiş olacak. Tahm Kench artı Kalista ki Tahm Kench yasaklaması gelince aslında Ezreal'a da böyle bir ufak da olsa bir yasaklama yapmış oluyorsunuz. Ted'in en iyi imza şampiyonuna. Son olarak belki dediğin gibi Irelia görebiliriz. Galio yasaklaması da değerlendirebilirim. Yani paletin Galio olan yatkınlığı ve diğer şampiyonlardaki tutarsızlığını göz önüne alırsa SKT. O zaman Ryze'ı rakibe verip, yani Ryze'ı alın diyebilirler. Karşında onlar Varus artı Galio diyebilirler. Ki burada Ryze'ı aldıkları anda senin de tahminin, kehanetin yerini bulacak gibi gözüküyor. Tabii bakalım SKT Galio'yu tercih eder mi? Galio desteği dünyaya tanıtan Kore'ydi aslında. Evet. Çünkü harita hareketlerini onlardan iyi kullanan bir bölge yoktu. Ama IG'nin şu anki patlayıcılığı sanki LCK'nin o rotasyonlarını bile unutturacak seviyede Galio üzerinde duruluyor. Ki koridor domine etmek için de çok iyi bir tercih. Mata da fena gözükmüyor bu tercihte şu ana kadar. Ya burada bütün SKT oyuncuları için benzer bir tabir kullanabiliriz Johnny ya. Khan da şu ana kadar fena gözükmüyor. Klit de öyle, Faker de öyle, alt koridor ikilisi de öyle. Evet yani onlardan beklenti çok yüksek olduğu için aslında bu kadar net bir şekilde eleştiriyoruz onları. Yani Varus dedik ama Varus ya Teddy'nin en rahat ettiği şampiyon değil. Acaba onu sonraki aşamalarda farklı bir şeyle değiştirirler mi? O yüzden daha böyle Meliodas'ın şampiyon havuzuna saldırmak çok daha mantıklı geldi düşününce. Çok daha iyi bir hamle şu an yaptıkları benim söylediğimden kesinlikle. Varus'u belki sonraki aşamalar için düşünebilir ama Jarvan'ı Meliodas'tan almak çok daha mantıklı. Kai'Sa, Big Coron'un da turnuva başından bu yana aslında başarıyla oynadığı bir şampiyon. Nautilus ve şeyi almazlarsa... Tamam, okey. İşte böyle adamın yorumunu ağzına tıkarlar Cön. Almazlarsa yasakları diyecektim, aldılar. Şimdi burada bir aslında hala Teddy'nin bir nişancı almasına gerek yok ama solo koridorlarınızı da burada açıklamak istemezsiniz. Rakibi düşüncede bırakmak istersiniz. Dolayısıyla burada alt koridoru gösterecekler gibi gözüküyor ve Lucian... İlginç. Yani Lucian Galio koridoru çok sıklıkla gördüğümüz bir ikili değil. Evet. Çok koridor dominant. Ama baskılı, evet. Ya benim yine çok beğendiğim bir şampiyon değil Lucian. Galibiyet yüzdesini de hakikaten merak ediyorum. Görecek miyiz emin değilim ama alt tarafta. Ted'in ama çok rahat ettiği şampiyonlardan evet, bir tanesi. Evet. Varus'a yani, göre. Eski koridor dominantlığı çok kalmadı gibi geliyor bana. Lucian alan oyuncuların bu turnuva boyunca... Oo. Evet yani. %30. Beklediğim gibi aslında. %30. 13 maçın 4'ünde galibiyet alabilmiş. Ve bayağı da seçilmiş yani düşününce. Menzil az. Eskisi gibi koridoru domine edemiyor. Takımlar daha rahat ve daha iyi oynuyorlar artık Lucian'a karşı. Lucian'ların hatta yani koridor domine edeyim diye Lucian Braum ikilisini seçilip koridoru kaybettiğini de görüyoruz. Bir defa, iki defa değil, 3-4 defa gördük hatta bu senaryoyu. O yüzden genel olarak Lucian benim çok sevdiğim bir tercih değil. Burada SKT Lee Sin'i yasakladı. Bakalım bir agresif ormancı daha. Belki bir Olaf yasaklaması burada düşünürler mi? Gerçi Meliodas'ın çok oynadığını görmedik. Zal falan mı? Elis peki. Olabilir mantıklı. Ya onlar daha çok Meliodas'ın daha önce oynadığını gördükleri şampiyonları oynamayı yeğlediler. Ama bunu sanki Zhuo muydu? Zhuo evet. Diğer ormancıları oynamıştı etkili bir şekilde. Play'in aşamasında bir maçta Elis oynadı Meliodas yanılmıyorsam. Olabilir. Şimdi ikinci yasaklamasını daha doğrusu bu fazın ikinci maçın son yasaklamasını Fongu Buffalo Azir üzerinde kullandı. Güzel bir yasaklama SKT'nin bence. SKT'nin şimdi iki tane solo koridoru var tercih etmesi gereken. Birinden birinde Ryze olacağını Korki. Biliyorlar. Diğeri yok. Bu değil. Ya tamam. Irelia de var. Ama Irelia'yı tabii yukarı koridoru da esnetiyorlar galiba. Esnetebilirler. Eğer rakip buna Fiora ile karşılık verirse yukarı koridoru farklı bir yasaklama karşılık verdiler evet. Aslında. Yasaklı mı şu an? Ha yasaklı bir tane pardon. Ben ezber yaptım. Evet. Canın sağ olsun. Bu bence arada bunu Irelia yasaklayarak... almak isteyeceklerdi. Irelia almak isteyecekti evet, bence evet. PvP ve SKT onları birazcık zora soktu. Gibime geliyor. Kendi ayaklarını sıkmış oldular. Sonuçta bir tek Irelia'ya onlar oynamıyorlar. Evet. Ya ben bu tercihin bu tarafa gittiğini görünce herhalde dedim hani Fiora her türlü açıktır.
Çünkü yani Fiora Irelia'yı seçmesi gerçekten çok better oluyor Irelia için. Şimdi bakalım son tercih. Ormanda Yakari'nin performansı izleyeceğiz Meliodas'tan. Ama Ryze'ın yanında diğer tekli koridorda. Hmm. Oo, bu arada Kayn'in üzerinde duruyorlar. Çok bu da iyi. Aslında kendi içinde esnek bir tercih. Kayn'ı da tekli koridora yollayabilirler ama tercihen Kayn'ı ormana, Hekarim ise üst koridora yollamayı tercih edebilirler. Ver baba oradan Zillion'ı. Çek oradan Zillion'ı. Mis gibi. Yok, peki. Ya bence PvP yapması gereken tercihleri yaptı. Ki akıllarında dediğim gibi Irelia gibi bir tercih olduğunu düşünüyorum ben hala. Ama yani yırtıcı bir kompozisyon kurdular. Hasar konusunda sıkıntı yaşamayacaklar. Kitle kontrolleri de var. Ve genel olarak PvP'nin kimliğine uyan bir kompozisyon görüyoruz şu anda. Hecarim'li, Kayn'li. Öbür ama tarafta da Faker'ın Irelia'sını izleyeceğiz. Yani dünyanın en korkunç Irelia'larından bir tanesi. Bilmiyorum Skald, katılır mısın ama yani Kayn bu takımın karakterine uygun değil. Yani maç başında doğru düzgün düello yapamayan, sırf kamplarla yetinen, koridora geldiğinde hani şampiyon değdiği zaman mutlu olan, hani skor. Şu var ama üst koridora oynarsa ve Hecarim'le birlikte bir şey yapmaya çalışırsa, Hecarim çünkü gerçekten kuvvetli, hı hı, koridorda ve tutuşturla birlikte skor potansiyeli de yüksek. Ama Kayn oradaki varken 2-2'lerde çok rahat bir şekilde yük biriktirip yani artık rastı mı açmak istiyor, gölge neyse artık onları açabilir yani Kayn. Kayn'a karşı bunu ne kadar mümkün hale getirebilirler ben de açıkçası merak ediyorum ama yani Kayn için sanki böyle özel bir formül gerekiyormuş gibi, evet, hissediyorum. Çünkü ya yani dün de oynandı. Hatta AG'ye oynadı, Ning oynadı. İyi de oynar. Bu sene içerisinde oynamışlığı var ama ya çok geç dönüşüyor. Maçın başında bütün ormanı rakibe salıyorsunuz. Nehirde dayak yiyorsunuz. Daha sonra hani genelde tek bir yönteminiz şu an mesela gölge güçlü, evet. Gölgeyi aldığın zaman duvarın içerisinden çıkmıyorsunuz. Çok sinir bozucu. Ama ona da gitmek profesyonel sahne zor. Bilmiyorum yani çok fazla kusuru varmış gibi hissettiriyor şu an Kayn. Ya o yüzden işte bu tarz bir kompozisyonu seçiyorsa PvP seçsin taraftarıyım ben. Peki. Bu arada maçın hakemi Faker'a tehlikeli derecede yakın duruyor. Maç başında ufak bir duraklatma olabilir. Hayra alamet değil. Pek. Ben de öyle deyince böyle bir tedirgin oldum. Sen niye tedirgin oluyorsun? Ne Faker bileyim, tedirgin olsun. Faker'ı seviyorum belki. Seviyorsan git konuş Johnny. Günün son karşılaşmasındayız. Bir galibiyetle Fongyu Buffalo. Her ne kadar galibiyetleri sıralayamasalar da seyircinin desteği, seyircinin onlar için tezahüratı gram azalmadı turnuva boyunca. Ve yine kendi takımlarını izlemekten gayet memnunlar. Karşılarındaysa dünyanın en iyi LoL Espor organizasyonu SK Telekom. Sen nasıl bir balıksın ya? Sinirlendim bak şimdi. Gitti anında karışımı aldı. En güzelini aldı maçın başı için. Kırmızı karışım ya. Şansını kendi yaratır. 6 eşya aldı ya. O bu arada devamında istiyor. Hakikaten çok büyük avantaj. Şimdi Hecarim o koridorda. Hadi bakalım Muğraş dur. Ne kadar sürüyordu? 1-1,5 dakika. O civarlarda olması. Emin değilim. Gerçekten emin çünkü değilim. Çünkü şeyin, yanlış bir şey söylemeyeyim. Güçlüsünün hafif böyle şey, yan sanayisi gibi. Yarı yarıya her şeyi. Yani güçlü olan 5 ya da 4 dakikaysa bu da 2-2,5 dakika arasıdır diye tahmin ediyorum ben. O bile yeter yani maçın başı için. Ki kullanmayı düşünürse gidip satabilir. Sanki kullanmayı düşünmek ya da durumun gidişatına göre ya koridordaki duruma eğer ki rakibi bir kez daha geri dönmeye zorlayabilecek bir pozisyon varsa o ufak avantaj için kullanılabileceğini ben de düşünüyorum. Meliodas'a çok ağır bir yardım geldi bu arada Palette ve Big Coro'dan. Meliodas'ta hızlı bir başlangıç. Kayacılıları daha çıkmadan kayacılıların pozisyonunda buldu kendisini. Tabi duvarın içinden geçerek orta koridorda Null'la Faker arasındaysa şu ana kadar minyon kaçmamış gibi gözüküyor. Bir de altın geldi. Oo. Altını kaptı. Yok artık. Sen de al Arakçı, sen de bu. Yok ben alıyorum, olmuyor. Bozuk benimki. İnsan kendi şansını kendi yaratır Johnny. Peki. Şimdi ikinci seviyeye tabii bekliyor burada. İkinci seviyede yalnız özellikle Lucian ve Nautilus oldukça kuvvetleniyor. Öte yandan ya Mata'nın da aslında hatır sayılır bir avantaj sağlayacağını söylemek lazım ikinci seviyeden. Orada aksiyon orada çıkacak gibi gözüküyor. İkinci seviye oldu bu arada Kayn'ın. Yalnız Klid'den erken bir baskın geldiğini görüyoruz. Çalının içerisinde bekliyor. Yalnız oradan bir şey çıkmayacak. O bunu yaparken tabii Kayn ormanını dönmeye devam ediyor. Kayn'in kullandı bu arada. Kullandı ve domine ediyor şu an. Ya zaten bu seviyeler onun için avantajlı seviyeler ama bir de böyle ufak ufak yardımlar hayatını çok kolaylaştırıyor. Meliodas yalnız oraya gelirken sanırım SKT tarafından görüldü şuradaki yamacın içindeki totemde.
Klid'de Yampir yengeci aldı yalnız. Meliodas'tan güzel bir rota. Naul yalnız böyle oynarken Faker'a All Chat'ten biz baskın yapacağız yazsa daha verimli olur. Çok hızlı temizleyecek Meliodas burayı. Ya, orta koridorun hakimiyetini aldıktan sonra orta koridorda pushunuz varken orman rotunuzu bir anda değiştirebiliyorsunuz. Çok daha verimli oluyor ortadan geçmek. Hatta 1-2 tane minyon tecrübesi bile çalabiliyorsunuz duruma göre. Eğer konuşulmuş bir şeyse. Bazen konuşmadan da işte, geçerken aldımlar da oluyor. Ya, ormancıya sevgi gösterin ya lazım. Ama işte yani koridorları bir tanesi hani Ryze ve baskına çok yatkın. Diğeri çok ittirilmiş. Yine baskın yapılabilecek ama Kayn maçın başında. Ve ittirmeye de devam edecek. Yani Kaan'ın burada geri adım atması için tek sebep rakibin altı olması olabilir. Ne olmuş? Alt koridorda pozisyon tekrarını izliyoruz. Ha, o şekil. Belki de o baskıyı, evet. Baskının azalmasının yolu böyle bir sıçra kullanımı da olabilir. Ben, ya hakikaten o kadar beklemiyordum ki yukarıda görmedim bile sıçranın eksik olduğunu. Kaan avans mı vermiş burada? Çok enteresan. Ya şimdi bu arada Kayn'e çağırmanın vakti bu. Hı hı. Yok yine gelemez ki. Jarvan'ın yerini bilmeden. Kaybediyorlar 2-2'yi de. O yüzden de Kayn şu ana kadar kendi ormanından pek çıkmadı. Minyon sayısında Jarvan'ın az da olsa önünde. Yalnız özellikle orta koridorda bir avantajı eline geçirmeye çalışıyor Naul ama Faker bir geriye dönüş, bedava bir geriye dönüş, hançer ve uzun kılıç. En büyük avantaj tabii üst koridorda Kaan'ın ellerinde. Şimdi Klid'in üst koridorda bir kule altı denemesini izleyebiliriz. Zeros'un burada tutuşturu var, en kilit yetenek olacak gibi gözüküyor. Zeros bakalım kimin üzerine doğru gidecek, Klid bekliyor. Şimdi üzerine doğru gitti Kaan'ın, orada sersemletme gelecek. Mis gibi aldılar. Müthiş ya. Bir uygulama. Kuleden Kaan... bir atış ettiler. Evet, evet, yarım adım attı ve menzilin dışına çıktı kulenin. Sıçra mı? Bu arada alt koridorda da bir aksiyon var. Big Koro hem sıçrayı hem şifayı kullandı. Mata'nın sıçra ve tutuşturuna karşılık. Big Koro'dan çifte sihirdar büyüsü paletten de öyle. Demek ki sıçra birazcık yemlemek içinmiş. Evet. Şimdi palet orada yakalamaya çalışacak. Mata'yı yakaladı. Işınlan kullanılıyor. Mata şimdi kışkırtmaya çalışacak. Kimseyi kışkırtamadı. Yalnız orada Kaan'ı yakalamaya çalışacak palet. Sersemletme geliyor. Yalnız Kaan şimşek gibiyle oradan uzaklaştı. Kaan'ın bu ziyareti de bir skorun verilmesini engelledi SKT adına. Yalnız Zeros'un istediği, Zeros'un aradığı fırsata fırsat vermiş olabilir. Daha doğrusu pencere açmış olabilir. Faker da 5. seviye İrelia'sıyla yavaş yavaş mekanikleri sergilemeye başladı. Kayn orada yük mük bir şeyler aldı mı? Dokunabildi mi? Bir şekilde. Galiba bir yetenek tutturdu ama ya emin değilim. Bari o işe yaramış olsun, yoksa hakikaten çok girdi. Rakibinin yarattığı etkiye göre tamam. Evet. Hani canavar sayısı vesaire iyi olabilir ama. Ya en azından bu arada Kaan'ın ışınlarını oradan çıkarmaları bence Zeros'a az da olsa nefes alacak boşluğu verdi. Zeros 5. seviye oldu bu arada. Seviye farkı da kapandı Kaan'la arasında. Yalnız evet yani Lucian belki bu turnuvada hani düşük oranda galibiyet oranı falan çok iyi değil. Meliodas'ın danstan başı döndü. Ama Galio ile hani koridoru domine edebiliyorlar. Hele ki karşılarında evet, böyle Kai'Sa gibi bir şampiyon görünce. Bir de yani Teddy'nin hani değer verdiği bir şampiyon, rahat ettiği bir şampiyon. Tam Kenshara'dan çıktı. Ezreal ihtimali azaldı. Kalista'sını yasakladılar. Yani bu da üçüncü bir şampiyon onun için, üçüncü bir seçenek. İşte Kayn'le bunu yapabiliyorsunuz. Hani hızlı bir şekilde kampları biçip en azından altın konusunda rakibin ormana girebiliyorsunuz. Duvarların içerisinden geçip garip garip rotalarınız olduğu için. Yalnız tabii Klid'e hemen takım içi iletişimden şu dendi Klid tarafından Kaan'a. Oraya bir lütfen totem koy. Kırmızı güçlendirmesi kontrol altındayken çok rahat bir şekilde Meliodas'ın kırmızısına gitti. Şimdi Naul'un başı nerede girebilir? Ulti de kullanıldı İrelia tarafından. Sıçra kullanılıyor Naul'dan. Şimdi Klid yalnız komboyu tutturamadı. Yalnız bir iletişim hatası der diyecekken aslında müthiş bir uygulamaya dönüştü bu Faker. Gitmeye devam etti, içeriye hasarı sürdürdü. Ve Ryze'dan skoru almayı başardı. Klid bu arada çok çok güzel tankladı. Ona güvenerek zaten Faker. Evet. Takım arkadaşına güvenerek kule altına girip skoru da aldı. Klid'e bakar mısın ya? Ya ortadaydı, gelmez diyorlar muhtemelen şimdi ama Klid agresyonu kesinlikle azaltmıyor. Altını seviye olmayı da başardı. Sersemletlere geldi. Orada kombo da tutacak. Zeros ancak hayaletleri gölgeleri yolluyor oradan. Kendisi düştü.
8. dakikanın içindeyiz. 3. skoru bu SKT'nin. Ulti'yi gördüğü anda ulti atacaklar. Ya bunun da mı cimsi yok. Anında. Çünkü belli yani. Cannon ulti açıp üzerinize doğru koşuyorsa... Ya orada bir plan var. Var var. Ve Klid yaklaşık 15 saniye arayla 2 tane baskınından skor çıkartmayı başardı. Verimli hala sıçrası duruyor. Hala sıçrasını saklıyor bu pozisyonda. Burada zaten yani her şeyi doğru yapıyorlar. Combo ıskalasa bile bir tane daha saldırı tanklıyor. Diğerini Faker'a bırakıyor zaten. Gerisini biliyoruz. Hemen ama oradan yukarıya. Faker bu pozisyonda sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Combo evet. Tutmadığı için. Bu da artık Meniodas'a bir şans olmalı. Yani bir şeyler göstermeli artık vadede. Orta koridorda Rune Ups'ı ile bir combo yapma ihtimalleri var. Bu arada alt koridordaki fark aslında düşündüğümüz kadar korkunç değil. Sadece 100 altınlık bir fark var. Asıl korkunçluk üst koridorda tezahür ediyor. 1000 altın üstünlüğü var Kaan'ın. Henüz skor alamamış olmasına rağmen aldığı asistlerle ve koridorda kurduğu üstünlükle bu da 1800 altınlık bir genel üstünlük anlamına geliyor SKT adına. Şimdi tabii Kayn'in de yerini öğrenmiş oldular. Faker karşısından direkt yok olduğu için Ryze'ın mavide olduğunu biliyor. Şimdi Zeros'tan bir orta koridor ziyareti. Faker'ın başı derde girebilir. Yalnız Faker Ejder'de olan takımına yardımcı olmak için Ejder tarafına gitti ve Zeros'un bu ziyareti de boşa çıkmış olacak. Bulut Ejder'i de bu noktada SKT'nin oluyor gibi gözüküyor. Palit'in tabii hiçbir görüş eşyası olmadığı için bunu tespit edemedi ve çok rahat bir şekilde almış olur. Rakibin normalinden keskin Gaga'yı alan da bu arada Kayn oldu. Ve minyon sayısında rakibinin az da olsa önünde kalmaya devam ediyor. Zeros'ta üst koridorda Kaan'ın bir seviyelik bir üstünlüğü var. Hala üzerine oynamaya çalışıyor orada. Yeniden orta koridorda yalnız bu sersemletme tutmayınca Klid'e de pozisyon imkanı kalmadı. Nalu yalnız sıçrasının hala olmadığını hatırlatalım. Ya bu arada Kayn'ın bu eşya düzeni en optimali değil. Son dönemlerde yapılan şeyin. Orada Faker'ın üzerine gidebilirler. Rune Ups'ı gelecek. Faker oradan çıkmayı başardı. Ama en azından Hecarim'e karşı etkisi var. Klid görüldüğünün bilincinden Nalu'nun üzerine gidecek. Yalnız Palet geldi. Orada Galio ultisi de kullanıyor. Mata da içeride şimdi. En azından Nalu almak istiyorlar. Nalu aldılar. Burada devam etmemeleri için hiçbir sebep yok. Palet sıçrayı kullanıyor. Bakalım. Ulti bu arada Palet'in kronometresiyle beraber boşa atılmış oldu yalnız. Çıktı yerde 3 kişi bekliyor. Komboyu bile kullanmak zorunda kalmadı Klid. Meniodas. Şimdi Kainokim'in içerisinde kendi ultisini kullandı. Bir skora karşı 2 skor. Teddy bu arada bir koronun üzerine bir sıçra atar mı diye baktım, hayır. Ama SKT istediği her şeyi çıkardı bu savaştan. Yani Buffon'un sevinmesi gereken tek nokta herhalde. Kayn'in aldığı skor ve ekstra ruhlar. Yani 3 skora karşı onu karşılayacak bir ruh miktarı var mı bilmiyorum. Yani dönüşsün falan artık, o yüzden bir burada etkisi olsun yani. Klid çünkü şu an kabus gibi haritanın her yerinde. Sersemletmeyi de 2 kişiye tutturuyor bu arada Faker burada. Sonrasında yani takibi de oldukça kolay. Palet. Yani Meliodas neden böyle bir şey denedi gerçekten bilmiyorum. Q'yu kullandı, W neden o tarafa? Sonrasında zaten kışkırtmayı da yiyince en azından bir tane skorla karşılık vermeyi başarmış. Altın farkı 3400 yalnız. Hala dönüşemedi. Ki bu oyun yine Dark'in ellerinizden öper gibi gözüküyor. Yani gölgeye gitmek intihar olur gibi hissettirdi. Darkin'e gitmek kurtaracakmış gibi bir beklenti oluşturdun Johnny. Yok yok. Aman diyeyim. Yine doktor ne yerse yesin dediğimiz tarzda bir oyun. Özellikle Ormancı için. Yani Klid şampiyon tercihinden itibaren Ormancı'yı oynadığını söyledi aslında. Yani hem en iyi oynadığı şampiyonu elinden aldı Meliodas'ın. Hem kendisinin nasıl etki edilmesi gerektiğini şu ana kadar çok güzel bir örneğini gösteriyor. Şimdi Klid arka tarafa sarktı ama bunun bilincinde değil Fongui Buffalo. Meliodas'ın buradan gideceği yer çok önemli. Gerçi Palet destek için orada ama Meliodas oraya bir totem bıraktı. Kontrol totemiyle Klid'in yerini belirlemiş oldu. Klid şimdi oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Faker gelecek. Faker sersemletmeyi tutturamadı. Mata, Teddy bir anda SKT orayı göz açıp kapayıncaya kadar dörtlüyor. Klid'in o kırmızı vereceğini düşünmüyorum bu arada. Onun için mücadele edecektir. Ve şimdi Mata içeride kışkırtmayı başardı. Meliodas'ın başı dertte. Meliodas düştü. Teddy hasar vermeye devam ediyor. Şimdi arkada güzel pozisyon. Bikoron'un ultisi onu kurtaracak mı? Bikoron'un ultisi onu orada güvenliğe doğru uzaklaştırıyor. Gelen ışından ultiyle beraber geldi bu arada Hecarim. Yalnız Teddy'den bir kronometre. Teddy oradan çıkmayı başarıyor. Bir de skor ekledi üzerine. Ya rakiplerinin üzerine koşuyor şu anda PBB. Bikoron'un da başı dertte. Bikoron çıkmış olabilir. Yalnız bakalım Natürlüs'ün oradan çıkışı var mı? Hayır, yok. PvP koşup koşup ölme modunu açmış gibi gözüküyor. Solid bir şekilde.
Şimdi aşağıda bir de üzerine barikat. Yani valla PvP mi Solid Int yoksa SKT mi Hard Smurf? Çok emin olamıyorum şu anda. Ya Klid'in bunu yapacağını anlamak için League of Legends uzun süredir oynamış olmaya bile gerek yok. Orada kalacaklar. Ya Kayn'i aldıkları anda bence intihar ettiler ya. Orta koridorda çok daha büyük... Ya Camille alsınlar ya. Vallahi bak. Mantıklı evet. Daha tarzlarına da daha uygun bir şampiyon. Ya burada bahsedecek bir şey de yok. Yani dümdüz koşarak SKT'yi öldürüyor PvP'yi. Ve kaçacağı pozisyonda da geri dönmek istemiyor gibi görünüyor PvP oyuncuları. Onlar burada bir geri dönüş animasyonu başlangıcı gördük paletten. Oh ne güzel temizledi ya. Hiç sevmiyorum biliyor musun? Karşı yaptığı için sevmiyorsundur. Karşısı yaptığı için sevmiyorsun. Evet, karşında. Bu kadar temiz yapabildiğin eski Irelia yapamıyordu bu arada. Eski Irelia o minyonları o şekilde temizleyemezdi yani. Sen bir ara bayağı one trick oynuyordun yukarı koridorda değil mi? Valla şu an Akali ve Irelia en nefretli. Palet orada bir savaş başlatırsa savaşı kendileri görebilir. Faker içeride şimdi kule altında Palet. Yalnız Faker orada sersemletmeyi başaracaklar mı? Uçar bıçak. Irelia güvenliğe doğru uzaklaştırıyor. Bu işe iki takası kazanan ama SKT oldu. Ya şöyle söyleyeceğim. Şu an League of Legends metası nedir? İlk 10-15 dakika içerisinde aldığınız avantajları kullanıp maçı kapatmak değil mi? Şu ana kadar Kayn yarım şampiyon. 15 dakikadır. Şimdi Mata'yı orada sersemlettiler. Derin darbe de kullanıldı ama devam eden hasar çıkmıyor gibi. Şimdi Kayn içeride. En azından orada bir skor çıkarmak istiyoruz. Skor çıkardı. Düşen kendisi oldu bu arada. Daha doğrusu düzeltiyorum. Bikor'un orada düştüğünü gördük. Şimdi Kaan da orada sıraya girecek. Kaan'ı da almayı başardılar. Destekler neyse kimse ki. Var mı? Gelecek kimse var mı? Kimse desteğe gelmiyor çünkü onlar çok daha önemli bir hedefe odaklanmış durumda. Vadinin alametiyle ikinci kuleyi de çıkaracaklar. Üst koridordan Teddy'nin kuleyi aldığını görmüştük. PvP'nin burada geri dönmesi lazım. Shell'in üçüncü kafayı atmasını da engelleyemeyecekler gibi gözüküyor. Gerçi şu anda Nal geldi oraya ve... Ya arkasına geçip bir otomatik saldırı yapmaları lazım. Aaa o da gitti. Evet. Yarı cana kadar indirmeye başladı kuleyi. Ben aşağıdaki... Kuleyi. Hop yetişti. Teddy'yi yakaladı şimdi. Mekan sapması kullanılacak. Teddy'nin sıçrası yok. Şifası var. Teddy burada 2'ye 1 yapacak mı? Bu arada Mata'nın geldi görüyoruz. Şifa da kullandı. Teddy hayatta. Teddy hayatta Faker. Niyeti bozmuş durumda SKT adına. Her şey istediği gibi gidiyor bu maçta. Ve 7000 altınlık bir farkı görüyoruz. PvP'nin bundan geri dönmesi... Pek imkan dahilinde gözüküyor. Geldi Darkin. Tam zamanda. Maç bitti. Şimdi bittiniz oğlum diyor Meryon. 7000 altın. Darkin'i açtım. Word mü? 7000 altını. Abi ben başlıyorum dedi diye duydum ben. Vietnamcam körelmediyse. Aslında Scarlett seninkini bir dinlemek lazım. Abi, Vietnamca öğrendin mi? Hayır hiç öğrenmedim. Şimdi bir kez daha Kaan'ın üzerine gidecek. Peki. Oo. Bikor'un üzerindeki infaz mermisi sayısını hesaplamanın imkanı yok. Teddy hepsini yedirdi Bikor'a ya. Evet, direkt Bataküte ve şifası da vardı bu arada. Kullanmadı. Kullansa ne olacak? Ne bileyim belki bir Q'luk zaman satın alsa kendine. Yani Teddy'yi birebir de kestim dese. Diyebilir. Yani. Valla şunu söylemek lazım. Fongo ve Buffalo bu turnuvaya dair gayet iyi hislerle ayrılabilir buradan. Evet tabii canım. En önemli şeyi başardılar. İkinci slotu almayı başardılar World için. En önemlisi buydu. Bu pozisyonda dikkatimi çeken bir nokta var sadece. Şimdi Zeros kule altına girecek. Zeros kule altına girdikten sonra agro nasıl oluyor da Meliodas'ta kalıyor. Şimdi bakalım. İyi kamlıyor ama Meliodas yapmış. Ama W'su açık. Yani Hecarim W'su rakibi hasar vurmuyor mu? O sanırım belli aralıklarla tikliyor. Anladım. O araya girmiş olabilir. O arada. Tamam haklısın. Şimdi bu arada tayfa katliam derken bundan bahsediyordum. Yayının başından bu ama... mekanik detaylarda çok... Bu arada bence benim izlerken duymaktan hoşnut olduğum şeyler bunlar yani. Ama Scarlett hala bir nickname bulmadı kendisine. Ben Fırtına. DJ Fırtına yok. Kaan'ın üzerinde kullanılan Latius ultisi Zonya tarafından kolaylıkla bertaraf ediliyor. Ben DJ Fırtına'da da olurum. Live goal. Aa, bu çok kötü bir grafik. Neden vermişler bu grafiği ya? Çok üzücü bir yokuş grafik. Yokuş aşağı bir grafik. At. Hecarim'in başı dertte. Hecarim ultisi O neydi be? Kuş yoluna gelen bir smaç. Posterlik yaptı Zeros'u. İşte. Klid. Ve...
Yani kopardılar bu maçı her anlamda. Rakibin kolunu bacağını diyeceksin zannediyorum. Yok, çünkü yok. Gerçekten haritada gördükleri her yerde bir savaş başlatıyorlar, skoru alıyorlar. Yani artık sihirdar büyüsü falan da kurtarmıyor. İşte yani meta bunu gerektiriyor. Yani önümüzdeki dönemde belki bu değişecek, daha farklı olacak işte alamet diyeyim, Yampir'deki değişiklikler vesaire bir şey değiştirebilir ama şu an içinde bulunduğumuz yamadan ötürü oyunun ilk 10-15 dakika içerisinde yaptıklarınız sizin maç gidişatınızı belirliyor. SK Telekom ne yaptı? Agresif bir orman, her yere etki ve bunun karşılığında da maç. Ya Kane'in de yani durup söylüyoruz ama Fongui Buffalo gibi yeni tercihleri aslında çok verimli gösteren, yeni tercihleri çok yaratıcı kullanımlarla sahneye koyabilen bir takım için ne kadar uygunsuz olduğunu görmüş olduk. Yani Kane'in o etkisizliği az önceki sıçra yetenek kullanımıyla sanki birazcık herkesin görebileceği hale geldi. Bir de yani şu dakikadan sonra hani maçı çevirebilirler, comeback yapabilirler, Kane 5'te 5 atabilir ama bu maçın başındaki o etkisizliğinin şeyini göstermiyor. Olmadığını göstermiyor. Ya olasılıksal olarak da söylediğin şeyin imkanı çok düşük. Faker bu arada görüyordu Naul'u ama arkada hiç umurunda değil. Geri dönebileceği minyonlar olduğu için rahatlıkla o agresifliği yapabildi. Ryze'ın ayak ittirmesini de çok rahat durdurabilirler bu noktada. Hatta Ryze ayak ittirmek ister mi bu maçta? Ya Ryze'ın nehrin ötesine geçmesi çok ölüm. Kolay gözükmüyor burada. Ölüm. Yani Faker 4-0-3, Irelia, kasmış Irelia'nın neler yapabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz en azından. Teddy de bu arada mahvolmuş Kralın Kılıcı ve Can Bichen'le oyun sonunda birazcık daha aktif olacak bir eşya dizilimine gidiyor. Bunu zaten MSI genelinde gördük. Çokça gördük ama oyun sonunda onun için erken geldi. 20. dakikadayız ve iki eşyası tamam şu anda. Çantasında yani. Kim bilir ne kadar altın var. Şimdi olay artık Baron bölgesinde görüşü ne kadar alabilir? Buffalo. Hani görüş yetenekleri anlamında belki bir Kaisa'nın yetenek setinden yararlanabilir. Onun haricinde içeri girip totem atmak bile çok zorlu bir görev. Dedi yalnız tam bir zalim. Mavi aldı. Zalim. Üçüncü eşyaya doğru koşar adımlarla gitmek istiyor. Seninki de DJ zalim olsun. DJ zalim olsun. Yapacağız biz bir şey olacak. Bir de Scarlet'a böyle profesör falan gibi hani sürekli mekanik anlamında bize güzel bilgiler veriyor ya. Böyle eğitimle ilgili bir şey bulsak ya da istersen öğretmen diye. Yok ya ben Mirkelam olmak istiyorum. Koşuyorum. Ziya olmak istiyorum. Mirkelam olmak istiyorum. Mirkelam niye? Koşmak istiyorum. Koşuyorum abi. Orada. Şimdi Palet oradan çıkmayı başaracak. DJ Mirkelam mı ya? Gerçekten ben orada kaldım. Sen belki de grubun popçusu olabilirsin bu arada Scarlet. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak aldım bunu. Nasıl almak istiyorsan. Okyanus ejderi vadide şu anda Naul gizli bir operasyon peşinde olabilir. Kamerayı Meliodas'a çevirmediklerinin farkındasınız değil mi? Rejimiz de çok rencide etmek istemiyor anladığım kadarıyla Kane'i. Ne olabilir? Gerçi şu ana kadar 2-2-1 oynuyor ve biraz skor yorumculuğu yaparsak takımın en iyi üyesi. O açıdan, ya maçı şu dakika açtıysanız ah be aga, takıma bak. Yani Kane elinden geldi ya. Bir tır da taşıyamamış. Ona diyecek bir şey yok. De ki Kane o tipiler şimdi kızıyordur. Şampiyonun da suçu var ya. Ama bize kızmıyorlardır canım, Meliodas'a kızıyorlardır. Evet. Ne olabilir bilmiyorum. Bilemedim. Bu arada hani bakıyorum şu an toplam bir tanesi yine atıldı, 6 tane kontrol. O arada Faker üzerinde kullanılan mekan sapması, Faker sıçrayı kullanmak üzere arka tarafa doğru benim gidiyor. Benim bildiğim Faker daha tutar o sıçrayı. Evet tutuyor zaten ve şimdi Baron'u da Meliodas'ın üzerine kullanmayacak doğru bile saldırttı ve Faker sıçrayı kullanmak bir yana dursun. Savaş başlatmaya çok hazır şekilde rakibin üzerine gidiyor. 2 tane okyanus ejderinde çalışmaya başladığını göreceğiz burada. Aynen, onu diyecektim. Tamam dürtün, Baron da vursun sorun değil. O canlar dolar. Hoş dakikadan sonra o görüşü almak büyük sıkıntı olacak. Meliodas ateşle oynuyor birazcık. Yalnız alt koridorda bu arada PvP'nin ilk kulesini alan Zeros olacak. Işınlarında olduğu için rahat bir şekilde bu hamleyi yapıyor. SKT'den de bu ittirmeyi tamamen durdurma amaçlı bir Baron. Ha, 15 saniye boyunca rakibi
cevap vermezse ki cevap verecek gibi gözüküyor. Orada Hecarim ittirirken bile bayağı can ve mana kaybetti. Yani bu önce üstüne dönecek, ondan sonra ışınlanacak buraya. Ve bu geri dönüş zamanlaması acaba SKT için gerekli zamanı oluşturacak mı? Şimdi ışınlan kullanıldı. Zeros full can full mana oraya geliyor. Şimdi içeri girdiler. Savaş başladı. Meliodas'ın başı dertte. Yalnız Kled'in de başı dertte olabilir. Bakalım koruyucu melek aktifleşecek mi? Hayır. Kled'in koruyucu meleğini bile alamadılar. Meliodas'la. Oh. Ya açıkçası milimetrik hayatta kaldı diyebiliriz. Şimdi yalnız Faker'dan güzel bir ulti. Zeros düştü. Hemen arkasında bir Koray'ı almayı başardılar. Sıraya Nahl'u da aldılar. Nahl da düşecek. Sadece Meliodas ve Palette hayatta. SKT Baron'u son anda durdurdu ama doğru karar olduğunu hep beraber gördük burada bunu. Gayet iyi bir takım savaşı da yaptılar. Zeros'un zaten önce ışınlanını kullandırdılar. Ardından Meliodas'tan garip bir W geldi orada. Ya sıçrayım. Vurma artık şu adama, yeter ya. E ama ne yapayım? Çok bariz ama ilk göze çarpan. Hani böyle ilk göze çarpan ota oydu hakikaten. Sahneye çıkıp zaten. Evet ya. Ama bu arada ben durduramıyorum sevgili Meliodas. Tam böyle hop şey gibi ya. Golf topunu ıskalayan golfçü gibi. Bu arada sıçra sonrasında ikidir yapıyor bunu. Evet. Bu kadar geride olmasa aslında fena da bir takım savaşı değil. Bir de yetenekler falan ıskalandı. Ya Big Coron'un kendini attığı pozisyon da güzel. Yani tabii ki artık orada ölecek, yani yapacak başka bir hamlesi yok ama biraz daha eşit olsa durum. Evet. PvP'ye gidemeyecek bir takım savaşı değil o. Yani, ama yani arada çok fark var. 3 skora karşı 0 skor olmasının en önemli sebeplerinden biri 8000'lik altın farkı. Evet. O altın farkı birazcık 3000-4000 olsaydı o az canla kaçanları da en azından alabilecek hasarları ve işlevsellikleri olabilirdi. Meliodas'la Nahl'un başı dertte. Meliodas oradaki duvara doğru gitti ama ikisini bir araya alacak bu noktada. Meliodas ultisini Kaan üzerinde kullanıyor. En azından Kaan'ı almak istiyor ama şimşek gibi Kaan'ı dışarı çıkarmak için yeterli oldu. 13.000 altınlık bir fark. Zeros ayrı gittirmedi ama şimdi üstlerini kaybettikleri dakikalar başlıyor. Hecarim'in buna tepkisiz kalması pek mümkün değil. Ya gelsem de bir şey olmayacak modu şu an. Hecarim buna tepkisiz kaldı, evet. Ve iki tane inhibitor hızlı bir şekilde düşecek. Hecarim şimdi geri dönüş başlattı ama... Ya açıkçası birazcık daha gecikse Nexus kulelerine hasar almaya başlayacaklar. Ya sistematik bir Kore takımı şu an... Resetleyip aynen... Sonradan yukarı koridoru hazırlayıp, çünkü ekstra bir görev yakınlarda yok. Bu arada Kaan'la Zeros arasında birebir var. Yalnız Kaan'ın inanılmaz bir hasar verdi. Zeros en azından buraya oynamak istiyor. Ultisini çok geç yine kullandı. Mi? Orada Zeros'un kafasında acaba agresif bir ulti kullanıp savaşın seyrini değiştirebilir miyim düşüncesi vardı ama Kaan'ın adam o konuda çok farklı fikirleri %100 var. %100 canda yani Kaan şu an. Bir de Zonya'sının bekleme süresini biliyor mu o da? Aynı bir. Biz buradan görüyoruz da. O yok ya. O Zeros'un kesinlikle kazanabileceği bir savaş değil. Ya ama Zeros olduğu için geri vites yok adamda ve yani ultisini bile çok geç kullandı. Klit şimdi Meliodas'ı görecek gibi. Meliodas duvarın arkasından çıktı yalnız. Mata da geldi oraya. Teddy de geliyor. Meliodas oradan çıkmaya çalışacak. Kışkırtma başarılı olmuyor gibi. Mekan sapmasıyla çıkmalarına gerek kalmadı. Hani mekan sapmasını kullanması da potansiyel bir savaşın hani rakibin arkasına sıvışma o. Şimdi Faker'ı yakalayacaklar. Faker'ın koruyucu meleği aktifleşecek. Yalnız Mata geldi. Faker yine üzerine gelen bir saldırıyı rakibi öldürerek savuşturuyor. İki skor birden çıktı. Bir de smash geliyor Clint'den. Sadece Zeros ve Palette hayatta. Yalnız SKT bu karşılaşmayı kazanacak. Ve yarı finallerde Taipei'de yer almayı garantileyecek. 5 galibiyete çıkmış oldular böylece. Zeros'tan son bir umut. O da yem oldu Faker'a. 6-0-8 Faker, 6-0-8 Teddy. 6-0-14 Clint. Toplamda sadece 3 skor veren SKT, belki de kendi içinde IG maçının intikamını alıyor rakip.